uzun zamandır süren barış nöbetlerine her ayın son haftası Cuma günü bulunduğumuz binalarda bir araya gelerek barışın önemini anlatarak destek vermeye devam ediyoruz. Hakları Derneği olarak bir süredir yürüttüğümüz barış nöbeti etkinliklerimizi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kadınlar Barış İstiyor sloganıyla gerçekleştireceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, coğrafyamızın temel meselesi durumunda olan Kürt sorunu konusunda bugüne kadar diyalog ve müzakereye karşı çatışma yöntemini benimsemiştir. Çatışma ve savaş yönteminin devlet tarafından tercih edilmesiyle birlikte baskı ortamında şiddetin öne çıkması, beraberinde nefret dilinin gelişmesi, kadına yönelik şiddetin artması, kadın cinayetlerinin önlenememesi ancak bu şiddet ortamıyla izah edilebilir. Bugün dünyanın birçok bölgesinde de maalesef savaşlar devam etmektedir. 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail Devleti'nin Filistin topraklarında yürüttüğü savaş ve operasyonlarda yine yaşam hakkı ihlalleri başta olmak üzere en çok kadınların çok boyutlu hak ihlallerine uğradığına tanıklık etmekteyiz. Rusya'nın Ukrayna işgali, Libya'da iç savaş, Suriye'de yaşanan iç savaş, Rojava'da yaşanan çatışma. Bu savaşlar ve çatışmalar Birleşmiş Milletler'in barışı sağlama yönündeki görevini yerine getirmediğini göstermekte ve bu nedenle savaş ve çatışmalı ortamlar devam etmektedir. Maalesef ki bu coğrafyalarda en büyük acıyı da kadınlar ve çocuklar yaşamaktadır. Böylesine çatışmalı ortamlarda kadınların barış istemekten başka hiçbir çareleri yoktur. İnsan Hakları Derneği olarak daima barış hakkını savunduğumuz gibi barışçıl anlamda birçok mücadelenin de öncüsü olmaya çalıştık. Barış için yıllar boyunca çok etkinlikler düzenledik. Şimdi de barış nöbeti tutuyoruz. Barış nöbetlerinde barışın çok önemli bir insan hakkı olduğunu, temel bir hak olarak kabul edilmesi gerektiğini dile getiriyoruz. İşte bu barış nöbetlerimizi bir barış konferansıyla taçlandırmaya karar verdik. 16 ve 17 Mart tarihlerinde Ahmet'te düzenleyeceğimiz barış konferansında barış taleplerimizi bir kez daha yüksek sesle dile getireceğiz. Bu seslerin büyük bir çoğunluğunu da kadınlar oluşturacak. Bir kez daha 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde kadına yönelik şiddetin tamamen ortadan kalktığı, erkek egemen, feodal ve militer sistemin sorgulandığı yeni bir sürecin başlamasını diliyoruz. Bu nedenle de barış konferansımızın da bu taleplerimize öncü olmasını diliyoruz. İnsan Hakları Derneği Mersin Şubesi.